Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve yeni yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonuna açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün 6 Mayıs 2021 ve Ankara'da yağmurlu böyle kapalı bir hava var. Hepiniz nasılsınız? İyisinizdir inşallah arkadaşlar. Bakın yine bugün gördüğünüz bu renklerden şöyle tülbentime rengi çıkmıyor ama şöyle yakına getirip bu şekilde sıktığım zaman daha net biraz daha şöyle koyu rengi anlaşılıyor arkadaşlar ışıklardan ve kapalılıktan dolayı. Evet şöyle tığımın numarası da 22 numara 22 numarayla yapıyorum şöyle size bu renklerden yine çok güzel bir model hazırladım şöyle kırmızı yerine de kiremit rengi gibi tatlı bir rengi olan bir model kullandım Evet bu üç renkten çimeni de yeşil olan bir model hazırladım şöyle modelimi de göstereyim arkadaşlar yine çok kolaylıkla yapabileceğiniz bir model oldu şu ipi kurtarayım bakın şöyle şu şekilde yan yan Yatan yapraklara papatya yaptım. Bakın şu rengin pastelliği çok güzel yakıştı. Üç renk bu tülbentimizin rengini de çok güzel açtı arkadaşlar. şöyle çimenlerini yaptıktan sonra yan yan yapraklarını yaptıktan sonra yuvalara üç tane bu şekilde papatya yaprağı yaptım. Şu da arkadaşlar hani örümceğin üzerine yaptığımız sık iğneli dallar benim bu sıra çok hoşuma gidiyor. Böyle yan yan duruşu şu şekli göstereyim. Bu duruşu çok beğendim arkadaşlar. Bu çiçeğimizde de kullanmak istedim dal olarak bir şekilde. Kenarındaki örümceği ve yan duruşu şöyle farklı bir hava katıyor uzaktan. Şöyle daha net anlaşılır inşallah. Evet modelim bu şekilde. Bugün size bu modelin nasıl yapıldığını anlatacağım. Şöyle Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar tülbentimizin kenarını bu şekilde tığlamalarını hazırladık. İlk başlar gibi başlıyoruz. Şimdi arka tarafı unutalım. Şimdi ilk başlarken bu şekilde tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitleyerek başladık. Şöyle bir zincirimi çektim. İpimi uzattım. Şöyle üçüncü tığ battıya batacak büyüklükte bir örümcek yapıyorum. Buraya bu şekilde bakın örümceğimin boyutu bu şekilde ve üzerine iki defa tığımı doluyorum 1 2 ve 3 bu şekilde 2 2 2 alarak buraya bir trabzan yaptım 3 tane zincir çekiyorum bir defa tığımı doluyorum hemen 2 ve 2 bir defa tığımı doladım trabzanı yuva edindim buraya 6 tane bu şekilde trabzan yapacağız şekil tutayım daha net görürsünüz bir defa tamı doluyorum şöyle 2 ve 2 4 şöyle 5 ve 6 alt. Evet 6 tane bu şekilde ikili trabzanları yaptık 8 tane zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 ve 8 şöyle ters tarafına çevirdim bakın bu trabzanın ilk trabzanı 3 zincir çekmiştik ya. 2 değil 3 çektim ki şöyle rahat bir şekilde tepe noktasına batalım. Normalde 2 zincir büyüklüğünde trabzan yapıyorum. Fakat 3 zincir çekerek bu ilk tığ battıya kolaylıkla batmayı sağlıyorum. Bu benim püf noktam arkadaşlar. Eğer dönüş yapıp üzerine yuva yapacaksam 3 zincir çekiyorum. 2 zincirimi çektim. Şöyle ters düz tarafına döndüm. Bir defa doladım. Hemen yuvaya yaprak yapım işlemine başlıyorum. 2 ve 2. 2 defa tığımı doladım, yuvaya girdim. Şöyle 2, 2 ve 2. 2 defa tığımı doladım. Yaprağımın daha fazla uzamaması için aynı işlemi tekrar yapacağım. Büyütmek istemiyorum. Toparlak bir yaprağım olması için aynı işlemi 2 defa yaptım 3 ve 4. trabzanları 2 defa dolayıp 2 2 3 seferde aldım şimdi 2 defa doladım yuvaya giriyorum şöyle 1 2 2 ve 2 1 2 3 4 zincir hemen sonucu trabzanımı bu şekilde tomurcuğumu yaptım geri kalan kısmada 5 tane sık iğne yapıyorum şöyle 2 3 4 ve 5 altıncıyı ana yuvada yapıp yaprak işlemimi bitirdim bakın, bak, bu şekilde şöyle güzel bir yaprağım oldu şimdi buraya küçük bir örümcek yapacağım bu örümceğimde 6 tane sık iğneyi alacak büyüklükte olması yeterli şöyle örümceğimi yapıp üzerine 8 tane zincir çekiyorum 3 4 5 6, 7 ve 8. 8 zincirimi şimdi örümceğimin iki katını alacağım. Bakın şöyle bombilileştirince arkadaşlar telleri kendiliğinden açılıyor kolaylıkla. Sadece siz biraz bombililik bolluk bırakın. Kapattım 8 zincirimi. Şimdi buraya 6 tane sık iğne yapıyorum. Bu iki telin arasına. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6. Alt. Evet, 6. ve sonuncu sık iğnemizi yaptık. Bakın bu şekilde bir dönüşümlü oluyor. Sonra sık iğnesini 7.yi de yuvada yapıyorum ki sonra bu görünüm düzelecek arkadaşlar üstünü yapınca. Zaten bu dalın maksadı da bu şekilde yan durması için. Şimdi buradaki yaprağı sola da yapıyorum. 2 zincirle başladım, sıkı sıkı çektim. Bir defa doluyorum yuvaya girdim 2 ve 2 2 defa tığımı doluyorum 2 2 ve 2 3 sefer 2 defa tığımı doluyorum aynı işlem 2 2 ve 2 3 ve 4 trabzanlarda aynı işlemi yapıyorum şöyle sonuncusu için 1 2 2 2 4 seferde bu da trabzanımız için sık iğnemiz için yuva olacak 4 zincirimi çekiyorum son yaptığım trabzanı aralayıp kapattım bu geri kalan kısma 5 tane sık iğne yapıyorum şöyle 2 3 4 5 6 altıncıyı yuvada yapıyorum Evet, ikinci yaprağımızı da tamamladık bu şekilde Evet. Yaprağımız ve dalımızın oluşumu bu şekilde oldu. Ürünüm geçti arkadaşlar. Buradan. Evet. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bir zincirimizi çekelim. Şöyle ipimi uzattım. Örümcek yapıyorum. Şu şekilde. Bunu dördüncü tığ battıya kapatacağım. 1-2-3-4 Şöyle sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi arkadaşlar yaptığımız işleme bakalım. İlk başta üçüncü tığ battının içine battım. Son bitişte de dördüncüye battım. Şöyle yan durmasını bir ileri batınca daha şöyle yana doğru arkadaşlar yapraklar meyilli duruyor. bak bu şekilde. Evet. Şimdi arkadaşlar bir tane yaptık. Bir tane daha yapalım isterseniz. Daha bir pekiştirici olsun. Şimdi bir zincirimi çekiyorum. Hafif ipimi uzatıyorum. iki tığ battı büyüklüğünde 3. tığ battığınıza kapatacak şekilde bir örümcek yapıyorum. 2 defa tığımı doladım. 3. tığ battıma şöyle 2 2 2 alarak trabzan yaptım. Kameramı düzelteyim arkadaşlar. Hürrem geldi çarptı. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. 3 zincir çekiyorum bir defa tığımı doladım hemen trabzana girip şöyle 2-2 iki, iki alarak trabzan yaptım bakın 3 zincir çekince bu şekilde yamuk duracak ama şu baştaki trabzana kapatınca o yukarı düzeliyor hem de kolay bir trabzan tepe noktasına batım işlemi oluyor şöyle yine 6'ya tamamlıyorum 4-5-2-2 alıyorum tığımın başını bir defa dolayıp trabzanın arasından ilmek alıp 2 ve 2 8 tane zincir çekiyorum 4 5 6 7 ve 8 8 zincirimi şöyle tersine çevirdim bu demin gösterdiğim anlatmaya çalıştığım zincirimin bakın bu tepe noktasına giriyorum bu şekilde kapatıyorum şimdi iki zincirle düz tarafına dönüp hemen yaprak yapacağım bir defa tığımı doluyorum, şöyle iki ve iki alarak bu şekilde iki tane trabzan yaptım. İki defa doladım, şöyle iki, iki ve iki. İki defa tığımı doluyorum. Yuvaya girdim, şöyle iki, iki ve iki. Evet, şimdi iki defa doluyorum ve bu sefer bir, iki. 2 bir tık daha ve uzun bir trabzan yapıyorum 4 zincir hemen 4 zincirimi son yaptığım trabzanı aralayıp şöyle sabitledim geri kalan kısma 5 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar 1 2 3 4 ve 5 altıncıyı da yuvada yapıp bu şekilde yaprak işlemimi tamamlıyorum. Şimdi yine örümcek için şöyle 5 tane sık iğneyi, 6 tane sık iğneyi alacak şekilde bir örümcek yapıp üzerine 8 tane zincir çekiyorum. 5 6 7 ve 8. Hemen 8 zincirini Bakın şöyle bombil birleştirince hemen telleri açılıyor ve ben bu iki teli alıp sık iğneyle buraya 8 zincirimi sabitledim. Geri kalan kısma 6 tane sık iğne yapıyorum. Bu 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğneyi yaptım. 7. sık iğnemi de yine bu ana yuvada yapıp dalımızın işlemini bitiriyorum ucunda 8 zinciri olan bir dal. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum 2 ve 2. Şöyle iki defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. 2 2 ve 2. Iki. i̇ki defa tığı doladım. Yuvaya girdim. 2 2 ve 2. Bakın 4 tane trabzanım oldu. Şimdi 5. trabzan için 2 defa doluyorum. Onu da şöyle dört seferde. Bir, iki, iki ve 2 4 zincir çekiyorum. Hemen buraya sık iğne ile sabitledim. yeri kalan kısma da beş tane yapıyorum. Şöyle iki, üç, dört, beş. Altıncıyı da buraya sık iğne ile sabitliyorum ve yaprak işlemim tamam şimdi buraya bir zincir çektim dibine muhakkak her örümceğin dibine bir zincir çekince şöyle daha güzel oluyor orta boy bir örümcek yapıyorum hemen dördüncü tığ battıya 1 2 3 4 bu şekilde bakın hem de yan yatmasını sağlıyor hemen bakalım şöyle yaptığımız en son yaprağımıza çok güzel oldu arkadaşlar gerçekten muntazam. Bir de işçiliği de güzel oldu. Allah'ın izniyle. Evet, çimenini bu şekilde yapraklarla yapacağız. Hemen kolay bir şekilde de bu 8 zincirlerin içine yapraklarını papatya yapraklarını rengarek yapıp bitireceğiz. Evet, şimdi yaprak işlemine geçelim. Evet, sıra sarı renkte olduğu için sarı renk ipimi tığıma tutturdum bu şekilde ve bu 8 zincirli yuvanın içine sık iğne yaparak sarı rengimi buraya sabitledim. Bakın. Şöyle sola doğru kaydırıyorum. Şimdi buraya 1 2 3 zincir çekerek başlıyorum. 2 defa doladım ve yuvanın içine giriyorum. Şöyle 2 Bakın yaprakların düzgün olması için şöyle trabzanlara hiç bolluk vermeden sıkı sıkı çekelim. Öyle çok güzel duruyor arkadaşlar. 2 defa tığımı doluyorum. Yuvanın içine girdim. 2 2 ve 2 5 tane bu şekilde trabzan yapacağız. 3 oldu. Zincirimle beraber 2 2 ve 2 Yine 2 defa tığımı doluyorum yeşil yuvaya girip bir tane ilmek alıp 2 2 ve 2 evet, şöyle 3 seferde aldığım bir trabzan yaptık 5 tane olunca hemen sıkı sıkı çekiyorum sıkı çekemeyenler 2 zincirde çekebilir arkadaşlar Çünkü burası aşağı indiği için ayrık gibi durmasın trabzanımıza yapışık olsun bu zincirimiz şimdi yine 3 tane zincir çekiyorum bakın. Bundan buraya 3 tane yapacağım. 2 defa tığımı doladım. Hemen yeşil yuvaya giriyorum. Şöyle 2 2 ve 2. 2 defa tığımı doladım. Yeşil yuvaya giriyorum. 2. Bakın hiç boşluk olmadan şöyle sıkı sıkı birbirine yakın çekiyorum. 2 defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. Şöyle 2 2 ve 2. 2 defa tığımı doluyorum. 5. trabzanımı yapıyorum. 2 ve 2. Bakın kenarda çektiğim 3 zincirle beraber 5 tane olunca şöyle sıkı sıkı yine 3 zincirimi çekip 6. trabzan olarak yuvaya kapattım. Şimdi 3 zincir. ikincisinde de yaptık. Şöyle arkadaşlar 8 zincirden fazlası da çok çirkin duruyor. O yüzden tırnağımla şöyle sola doğru zaten bakın burada boşluk oluyor gayri ihtiyari batılmıyor tam dip noktasına şöyle çekiyorum ki üçüncü yaprağım için burada bir yuva olsun. iki defa tığımı doladım şöyle iki 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 yoksa on zincir çekip rahat bir şekilde papatyaları yapardım ama çok çirkin duruyor ortadaki büyük koca bir bir delik gibi duruyor o yüzden bu şekilde tırnağımı sıkılaştırarak sağa kaydırarak yapıyorum. 2 defa tığımı doladım. Sonuncu 5. trabzanımı kapatıp 3 tane zincir çekiyorum. Ama 3 zincirimi çok sıkı çekiyorum. Şöyle yoksa yaprağı trabzanlara yapışmıyor. Ayrık gibi duruyor arkadaşlar bu zincirler. Şöyle bir zinciri de dibine çektim. Evet işlemimiz tamam oldu arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Bakın çok kolay oldu bu papatyaların yapımında. Şöyle göstereyim. Çok tatlı oldu. Bakın elinizle de şöyle yaprak orantılarımızı düzelterek böyle yerleştiriyoruz. Bakın şöyle şu yandır şu çok hoş, çok güzel duruyor. Şu ipleri hemen yakıp temizleyip diğer kiremit rengimizi de yapalım. Evet 8 zincirli yuvamızın içine bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. tutturdum 3 tane zincir çekiyorum 2 defa tığımı doladım yuvanın içine giriyorum şöyle 2 2 ve 2 kenardaki 3 zincirimizle beraber bu şekilde buraya 5 tane trabzan yapacağım. yine 2 defa doluyorum 2 2 ve 2 2 defa tığımı doladım yuvaya girdim 2 2 ve 2 2 defa tığımı doladım yuvaya girdim 2 2 ve 2 Bakın bu şekilde buraya 5 tane trabzanı yapıyorum ve sıkı sıkı 3 tane zincir çekip hemen buraya yeşil yuvama kapattım bakın ilk yaprağımızı bu şekilde hazırladık aynısından buraya 3 tane yapacağım 3 zincirimi yine çektim 2 defa tığımı doluyorum Şöyle 2, 2 ve 2. 2 defa tığı doladım. Şöyle arkadaşlar 2, 2 ve 2. 3 Şöyle 2, 2 ve 2. 5 tane yaptık zincirimizle beraber yine papatya yaprağımızı 3 zincir çekerek kapatıyoruz şöyle sık iğne ile 3 zincirimi diğer trabzanların dibine kapattım 3 zincirimi çekiyorum hemen burada bakın rahatlıkla yuvamız kaldı 2 2 ve 2 bazen zincirleri gevşek çekince arkadaşlar yuvalar geniş kalabiliyor şöyle görmeniz için kenara çekeyim 2 2 2 tekrar inatla o da gitmek istemiyor tekrar buraya bir trabzan daha yapıyorum ve sonucu trabzanım 3 zincirimi çekip buraya kapattım bakın arkadaşlar bir zincirimi çektim dibine şöyle kopardım bakın bu şekilde şimdi bu kaçan ipimi çıkarayım inatmış. Ben ana kaymam dedi. Evet. Bakın babacanın e, bu şekilde sıkı sıkı çekince güzel böyle kalın kalın trabzanlarımız hoş bir böyle kalıp gibi trabzanlarımız oluyor. Hemen mavi de yapalım iki dakikada. Evet son yaprağımızı Çiçeğini de yapalım arkadaşlar. Bakın buradaki 8 zincirli yuvanın içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Şöyle sağa doğru çekelim arkadaşlar. Hemen 3 tane zincir çekiyorum. Buraya 1, 2 ve 3. 2 defa tığımı doluyorum. Şöyle yuvadan girip ilmek alıyorum. 2, 2 ve 2. 2 defa tığımı doladım. Yuvaya girip şöyle 2 2 2 3 oldu 4 2 defa tığımı doladım yuvaya girdim şöyle 2 2 ve 2 5 oldu bakın 5 tane şu kenardaki 3 zincirimi de sayıp 5 tane olacak hemen sıkı sıkı 3 zincirimi çekiyorum bu 3 zinciri sıkı çekemeyenler 2 çeksin arkadaşlar. Çünkü buraya bakın kenarına şöyle yapışması lazım. Ayrık duruyorsa o zaman 2 zincir çekin. Bu şekilde şöyle beraber dursun. 2 3 zincir. 2 defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. Şöyle 2 2 ve 2. 2 defa tığımı doluyorum. Şöyle 2 2 ve 2. 3 oldu, 4, 2 defa tığımı doluyorum. Şöyle, 2, 2 ve 2. Bakın, bu şekilde. Şimdi, 1, 2, 3 zincir. Bu şekilde kapattım. 1, 2, 3 zincir. 2 defa tığımı doladım 2 2 2 2 defa tığımı doluyorum yuvaya girip 2 2 ve 2 3 oldu şöyle 4 2 defa tığımı doluyorum yuvaya girdim şöyle 2 2 ve 2 bu şekilde 5 tane yaptım yine 3 zincirimi çekiyorum. Hemen buraya kapattım. Ve bir zincirimi de çekiyorum dibine. İpimi koparıyorum arkadaşlar. Evet. Bakın bu şekilde çok güzel. Şöyle bir kalıp gibi duran papatyaları hazırladık. Hemen ipimi yakıp temizleyip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar modelimin bitmiş hali bu şekilde. Şöyle karşıdan görünüşü şöyle ikiye de aldım büyüttüm rahat görebilirsiniz diye bu şekilde bakın modelimin bitmiş hali çok tatlı oldular arkadaşlar çok güzel oldu elim niye titredi şöyle ben çok beğendim arkadaşlar inşallah siz de beğenmişsinizdir şu duruşu şu güzellik gerçekten çok hoş şöyle bir de ee, tülbentimi çevireyim sallantılı haline bakalım video şeyde büyütme işleminde kaldı Arkadaşlar şöyle biraz küçültüyüm. bayağı büyümüş 1500 iyi Evet bakın arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu çok da tatlı duruyor şöyle Yakın plan tutayım. Son üçü sizle yaptık. Diğerlerini sizler için daha önce hazırlamıştım. Evet. Modelim bu şekilde. Sizler de arkadaşlar videolarımın devamı için e, beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız videolarımın devamı gelir. Şöyle e, netlik oluşsun. Evet. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Bunu desteklediğiniz için şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Şöyle hoşçakalın.